Şuşa'da son gün, hatta son saatlerimizde gruptan biraz uzaklaşıp şehirle baş başa kalmak istediğimde bu gördüğünüz apartmanla karşılaştım. Elbette içine girip biraz daha detaylı incelemek istedim. Bir refleks olarak kameramın kayıt tuşuna basmıştım ve aslında o an sadece her zamankinden farklı şeyler hissedebilmenin peşinde o terk edilmiş apartmana doğru yürüyordum. Tipik 5 katlı bir Sovyet apartmanı, Huruşovka adına ne derseniz. Burası bir zamanlar birilerinin eviydi. Şuşa 1992'de Ermeni işgaline uğradıktan sonra bu bina kullanıldı mı bilmiyorum. Fakat ilk daireye adım attığımda gördüklerim buranın uzun yıllardır boş olduğunu söylüyordu bana. Yerdeki tüplü televizyon, tavandaki ahşap kaplama, eski model buzdolabı. O halde burası 1992 yılına kadar bir Azerbaycanlı aile tarafından kullanılmış olmalıydı. Ama diğer taraftan yerde duran şu kitaba baktığım zaman Ermeni alfabesiyle yazıldığını görüyorum. Künye'deki 1989 tarihi de dikkatimi çekiyor. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre Şuşa Ermeni işgaline uğramadan önce de burada yaşayan bir Ermeni azınlık vardı ve belki de bu evde onlardan birileri yaşıyordu. Bu evin en son hangi ailenin evi olduğunu anlayabilmek güç ve ne zaman terk edildiğinde. Salonda kanepe üzerinde bir ders defteri görüyorum. Eşyalardan geriye kalanlar, duvar kağıtları, bu apartmanın içine girmek bir zaman kapsülünün içine girmek gibiydi. Adım attığım her katta, her farklı dairede benzer manzaralar görüyorum. Hala bu apartmanda en son yaşayanlar hakkında ipuçları arıyorum. Bu lamba anahtarı mesela ne kadar eski olabilir ki? Fakat diğer taraftan eve eşya çıkartmak için kullanıldığını tahmin ettiğim bu makara çok ama çok eski olabilir. Ya da banyoda kullanılan bu kazan. Kafamı biraz yukarı kaldırdığımda Huruşovka apartmanlarına dair çok ince bir detayı yakalıyorum. Banyo ve mutfak arasındaki pencere. Banyodan evin içine, mutfağa açılan bir pencere pek şık durmasa da gündüzleri banyoda elektrikle aydınlanmak yerine bu pencereden süzülen ışıkla yetinmek daha ekonomik olabilirdi. Aynı zamanda başka havalandırmaya sahip olmayan banyolar için bu pencere hayatiydi. Sovyet insanları bu evlere yerleştikten sonra genellikle boyayarak ya da perdelerle bu pencereleri kamufle etseler de açık ve net olarak bir tanesini görüntüleyebilmiştim. Sovyetler Birliği'nde toplumsal yaşama dair bize fikir verebilecek bu yapıların hatırı sayılır bir çoğunluğu hala ayakta. Yapıldıkları döneme göre farklı adlar alsalar da genellikle Huruşovka olarak adlandırılan bu apartmanlar Sovyet mimarisinin anıtsal olmayan karakteristik örnekleri. Kronolojik olarak bakıldığında ilk başta Stalinka olarak adlandırılan apartmanlar vardı. Ancak şanslı bir azınlık Stalinkalarda yaşayabilirdi. Binalar gösterişli, mimari açıdan son derece ihtişamlı ve dairelerin içi çok genişti. 1920'ler ve 30'larda özellikle Moskova ve Leningrad gibi büyük şehirlerde farklı tipte Stalinkalar inşa edildi. Ancak hızla sanayileşen ve şehir nüfusu artan Sovyetler Birliği için daha kalıcı konut çözümleri lazımdı. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımla birlikte 1950'lerin ortalarına kadar komünalko olarak adlandırılan toplu konutlar inşa edilmeye başlandı. Bu mevcut ideolojinin de bir yansımasıydı. Her şey paylaşılmalıydı, konutlar bile. Özel yaşam alanı ve mahremiyetin neredeyse olmadığı bir apartman kültürüydü komünalka. Tuvaletin, banyonun, mutfağın ve salonun birbiriyle hiçbir kan bağı olmayan aileler ve bireyler tarafından kullanıldığı bir çılgınlık. Ortak kullanılan bir banyoda duş almak, tuvalet için sıra beklemek, bir başkasının hazırladığı yemeğin kokusunu almak, yani hiçbir kan bağın olmayan, hiçbir ortak noktaya sahip olmadığın insanlarla aynı evi paylaşmak hiç de kolay olmasa gerek. Kavgalar çıkıyor, insanlar birbirinin kuyusunu kazıyor ve komünalkalarda kimse huzur bulamıyordu. Bundan sonra inşa edilecek konutlarda ortak yaşam alanlarının azaltılması ve daha bireyci bir tutum izlenmesi herkesin ortak arzusuydu. Bu arada Rusya'nın bir yerlerinde hala bu yaşam tarzının sürdüğü komünal apartmanlar olduğunu da hatırlatalım. Bir grup ucuz olduğu için, bir grupsa bu yaşam tarzını sevdiği için bu apartmanları tercih etmeye devam ediyor. Öyle ya da böyle, Rusya'da bir yerlerde hala komünalkalar var. 1950 yıllara gelindiğinde Huruşovka olarak adlandırılan apartman tipi ortaya çıktı. Tahmin edeceğiniz gibi adını dönemin Sovyet lideri Nikita Khrushchev'den alıyordu. Khrushchev, 1953 yılında Komünist Parti Genel Sekreteri olduğunda ülkede değiştirmek istediği çok şey vardı. Stalin dönemi politikaları geride bırakılıyor, hatta yeri geldiğinde çok sert eleştiriliyordu. Khrushchev'in Sovyetlerde değiştirmeyi istediği şeylerden bir tanesi de apartmanlardı. En fazla 5 katlı olmak kaydıyla apartmanlar inşa edilmeye başlandı. Bu binalar çoğu zaman panel şeklinde inşa ediliyordu. Fabrikadan hazır olarak inşaat alanına gelen paneller birleştiriliyor ve ortaya bir Huruşovka apartmanı çıkıyordu. Huruşovkalar asansörsüz olacaktı. Bu sebeple en fazla 5 katlı olarak tasarlandı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde daireleri vardı.
hızlı inşa ediliyordu ve ucuzdu. 5 katlı bir Huruşovka apartmanının 3 vardiya çalışılarak 12 günde tamamlanması mümkündü. Hızla sanayileşen ve nüfusu hızla artan Sovyetler Birliği ve hatta tüm Doğu Bloğu ülkeleri için muhteşem bir konut çözümü gibi gözüküyordu. 1950'lerde başlayan Huruşovka inşaatları 1970'lerin başlarına kadar devam etti. Onlarca farklı tipte ve büyüklükte 60 binden fazlasının inşa edildiği tahmin edilen Huruşovka tipi apartmanlar Sovyet coğrafyasının tamamına yayılmıştı. Kuruşçev'den sonraki Sovyet lideri Brejnev döneminde Sovyet vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek adına yeni toplu konutlar tasarlandı. Huruşovkalara göre daha yüksek tavana sahip, daha geniş metrekarelerde daha büyük apartmanlar ortaya çıktığında ismi Brejnevka oldu. Brejnevkalar 40 kadar farklı tipte üretilse de çoğunlukla 9 katlıydı. Neden 10 değil de 9? Çünkü matematiksel olarak tek asansör yaparak inşa edilebilecek maksimum kat 9'du. 10 katlı olursa binayı daha verimli kullanmak adına 2 asansör gerekecekti. Ayrıca Sovyet şehirlerinin büyük çoğunluğunda itfaiye teşkilatlarının sahip olduğu ekipman 9 kat yüksekliğindeki binalara müdahale şansı tanıyordu. Bazı bölgelerde 9 kattan daha yüksek Brejnev dönemi apartmanları olsa da bu yapıların çoğunluğu 9 katlıydı. Brejnev döneminde inşa edilen toplu konutlar arasında bazı ilginç denemeler de vardı. Dev bir yuvarlak oluşturan bu tarz bir apartman bugün Moskova'da hala ayakta. 1980 olimpiyatlarının Moskova'da gerçekleştirilecek olması şerefine bu şekilde inşa edilmişti. Çin Seddi lakabını alan uzun binalar yine Brejnevkaların ilginç örnekleri arasında. Arada boşluk olmaksızın uzanan devasa Brejnevkaların en uç örneklerinden bir tanesi Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunuyor. 821 metre boyunca uzanan bir Brejnevka apartmanı. Volgograd'daki bu Brejnevka ise 1 kilometreden daha uzun. Chelyabinsk'teki bu dikdörtgen Brejnevka apartmanı ise 998 daireye ev sahipliği yapıyor ve içinde kendine ait bir okul var. Demir perde döneminden miras kalan Huruşovka ve Brejnevka apartmanları günümüzde eski Sovyet coğrafyasının mimari kimliğini oluşturmakta. Hala milyonlarca insan bu apartmanlarda yaşamını sürdürüyor. Günümüzde bu eski apartmanlarda barınmanın getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi ise otopark. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde az sayıda şanslı insan otomobile sahipti ve apartmanlar inşa edilirken kimse otopark için alan ayırmamıştı. Ancak günümüzde otomobil herkes açısından daha ulaşılabilir ve bu apartmanlarda yaşayanlar genellikle park yeri konusunda sorun yaşıyor. Sovyetler Birliği döneminden kalma apartmanların oluşturduğu mahallelerin gri ve kasvetli olduğu düşünülür. Ve evet, genellikle öyledir. Fakat bu da o coğrafyaya ait bir şey ve artık oraya özgü kültürün bir parçası. Genellikle uzun ve zorlu geçen kış ayları ardından bu gri ve kasvetli hava yerini doğanın renklerine bırakır. İşte tam da o zamanlar, o eski Sovyet mahallelerinde attığınız her adımdan ayrı bir keyif alırsınız. Bu yapıları sempatik bulan benden başka insanlar da var olacak ki bugün bu yapılardan esinlenerek hazırlanan bazı eşyalar mevcut. Panel bina görünümünde bir gece lambası, Moskova'daki yuvarlak apartmandan esinlenilen bir saksı, Huruşovka'dan ilham alınmış bir yüzük ya da kol düğmeleri, buna verebileceğim bazı örnekler. Bu binalar çok sayıda ve daha uzun yıllar eski Doğu Bloğu coğrafyasında onlarla karşılaşacağız fakat günün birinde en sonuncusu yıkılmış olacak ve bir dönem daha tamamen kapanmış olacak. O gün gelmeden bu apartmanlardan bir tanesinin her odasına girip çıktığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.